arkadaşlar şimdi rehberliğe giriş yapacağız. Rehberlik hizmetlerinin aslında bizim eğitim sistemimize nasıl dahil olduğundan biraz bahsedeceğiz. Şimdi rehberlik sistemimiz aslında değişkenlik gösterdiği nokta, kırılma gösterdiği noktadan bahsetmek istiyorum. 2005-2006 yılından önce geleneksel eğitim ve dolayısıyla geleneksel rehberlik mantalitesinde ilerlediğimiz bir süreç vardı. Daha sonra ise 2005-2006'dan sonra çağdaş eğitim sürecine geçtik ve bu süreçte rehberlik hizmetlerimiz de temelden itibaren değişti diyebiliriz. Peki nedir bu fark? Hemen birlikte bakalım. Şimdi geleneksel eğitim dediğimiz sürecin içinde iki tane alan var. Yani birincisi öğretim, bir diğeri de yönetim. Nedir öğretmenim bunlar? Öğretim hizmetleri dediğimiz şey aslında sınıflarda öğretmenimin girip ders anlatmasıdır. Yani bu şu demek: Öğretmenin öğrencilere sınıf ortamında bilgi ve beceri aktarmasıdır. Sınıf ortamında bilgi ve beceri aktarmasıdır. Peki hocam ben o zaman şunu söyleyebilir miyim? Öğretim süreçlerinde öğrencilerin daha çok zihinsel süreçleri aktiftir. Zihinsel süreçleri ön plandadır diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani öğretim sürecinde bir matematik öğretmenim geldi, tahtaya rasyonel sayılar yazdı ve anlatmaya başladı. Bu süreç bizim için öğretim sürecidir. Bir de Okullarda tabii ki bu öğretim sürecini denetleyen, bunu planlayan, programlayan bir başlığımız daha var. O da kimdir? Yönetim. Yani özellikle öğretim sürecinin aktif bir şekilde ilerlemesi için denetlenmesi gerekir, planlanması gerekir, programlanması gerekir. Bunu da yönetim süreciyle ilişkilendirebiliriz. Kimdir yönetim sürecinin içine dahil olan? Tabii ki okul idaresidir. Yani ders programını hazırlar, programdan sonra öğretmenlerin ne zaman ve nasıl derse gireceklerini planlar. Dolayısıyla öğretmenlerin dersine girip girmediğini denetler. Dolayısıyla yönetim basamağı da budur. Ha öğretmenim geleneksel eğitimde öğretim ve yönetim var. Ama sonra ne oldu? Biz bir anlayış değiştirdik ülkece. Bunu program geliştirmede göreceksiniz, öğretim yöntem tekniklerinde göreceksiniz, ölçme değerlendirmede göreceksiniz. Yani her şeyin bir gelenekseli bir de çağdaşı olacak. Bu şu demek, özellikle biz buna yapılandırmacı yaklaşım dediğimiz yeni bir ekolle geçtik. Ve artık geleneksel eğitimi bıraktık, daha çok çağdaş eğitimi uygulamaya başladık. Peki çağdaş eğitimde ne gördük? Çağdaş eğitimde öğretim var mı yine öğretmenim? Tabii ki var. Bu zaten okullarda olmazsa olmazımız. Öğretmenim gelecek dersini anlatacak, çocukların zihinsel süreçlerine hitap edecek ve öğretim sürecini yapmış olacak. Yönetim var mı? Tabii ki var. Yönetim olmazsa öğretmenler hangi plana programa göre derse girecek? Yönetim olmazsa olmaz. Ha hocam peki çağdaş eğitim bana ne dedi? Çağdaş eğitim bana dedi ki ama sadece öğretim ve yönetim yetmez dedi. Biz bunların daha kaliteli, daha iyi yürütülebilmesi için öğretim hizmetlerini daha etkin verebilmek için neyi ekleyelim dediler? Öğrenci kişilik hizmetlerini ekleyelim. Arkadaşlarım bunu hepimiz ileride şimdi göreceğiz mesela. Sağlık, sosyal yardım falan filan. Ama özünü anlamak gerekiyor meselenin. Öğrenci kişilik hizmetlerinin üç kelimesine baktığımızda bizim buradan bir mesaj almamız gerekiyor. Yani bize mesaj veren daha çok neye göre hizmet vermen gerekiyor? Mesajını veren şey nedir? Kişilik. Arkadaşlar bu kelimeye lütfen çok dikkat edin. Yani geleneksel eğitim kafasında aslında tüm öğrencilere aynı şekilde bir öğretim hizmeti Aynı şekilde bir rehberlik hizmeti verilirken burada çağdaş eğitim mantalitesi, yapılandırmacılık, öğrenci merkezli eğitim anlayışı ve öğrenci merkezli rehberlik anlayışına daha çok geçiyoruz. Yani bu bana diyor ki her öğrencinin kişiliği birbirinden farklı ve hizmetlerini buna göre belirleyeceksin. Gidiş yolunu buna göre planlayacaksın. O yüzden burada bize aslında en çok mesajı veren kişiliktir. Arkadaşlarım herkesin kişiliği birbirinden farklıdır ve... Size şunu söyleyebilirim, yeryüzünde ne kadar insan varsa bir o kadar kişilik vardır. Biz günlük hayatımızdaki davranışlarımızı da buna göre belirleriz aslında. Yani iş hayatımızda o da arkadaşımıza davranırken onun kişiliğini biliriz, ona göre davranışlarda bulunuruz. Ya da eve gittiğimizde çocuğumuzu, çocuğumuzu, eşimizi biliriz, kişiliğini biliriz. Ona göre davranışlarda bulunuruz. Yoksa toplumsal hayat büyük bir kaosun içine sürüklenebilirdi. O yüzden okullarda da artık öğrenci merkezli çağdaş bakış açısı, hatta ilerlemeci felsefe mantalitesinde de gittiğimizde çağdaş eğitim eşittir bize neyi getirdi aslında aynı zamanda çağdaş rehberlik hizmetlerini de getirdi. Biz bunun sayesinde Çağdaş rehberlik hizmetleri sunmaya başladık. Peki nedir bu hizmetler? Bize özellikle kişiliğe göre verilen hizmetlerle fırsat eşitliği sağlamaya çalıştık. Yani öğrencilerin her birinin eşit derecede hizmetlerden faydalanması, fırsatlarının, imkanlarının eşit olmasını sağladık. Peki nedir? Öğrenci kişilik hizmetleri. Hemen açıyorum. Birincisi öğretmenim çok iyi biliyoruz nelerdir? Sağlık hizmetleri. Bir diğeri sosyal yardım hizmetleri. Bir diğeri sosyal ve kültürel etkinlikler. Bir diğeri ki dersimizin adını bile değiştirmişti hatırlayın. Özel eğitim ve özel yetiştirme ve son olarak ekleyeceğimiz bir diğer hizmet öğrenci kişilik hizmeti ise rehberlik hizmetleri. Bu beş başlıkta öğrenci kişilik hizmetlerini toparlıyoruz. Ha tekrar söylüyorum fırsat eşitliğini sağlamaktan ve öğretim hizmetlerinden üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak için verdiğimiz öğrenci kişilik hizmetleridir. Peki hocam nedir bunlar? Gelin beraber tek tek bakalım. Sağlık hizmetleri Okullarda verilen sağlık hizmetlerine bakacağız. Neler veriliyor? İlkokul yıllarından ortaokul yıllarından hatırlayın. Sağlıkla ilgili bilgilendirmeler. Özellikle pandemi döneminde bunu sıkça gördük diyebiliriz geçtiğimiz süreç içinde. Mesela ergenlik döneminde yaşayacağımız bedensel değişiklikler sağlığımızı etkileyecek noktaları fizyolojik olarak özellikle bununla ilgili bilgilendirmeler yapılır. Ya da mesela Hepimizin ilkokul yıllarında en büyük kaçış noktalarından biri olan aşılar. Ben özellikle burada biraz cinsiyetçi yaklaşıp erkeklerin daha çok kaçtığını söyleyebilirim aşılardan. Biz hiç kaçmıyorduk ve gayet aslanlar gibi aşımızı olduk, çıktık. Ama bunların da artık belli rutinle verilmesi, belli hastalıkların önüne geçmek için özellikle verilen sağlık hizmetleridir. Arkasından bir diğeri sağlık taramaları yani okullarda yapılan göz taramaları ya da işitme testleri gibi yaptığımız sağlık taramaları biraz daha ilerlediğimizde mesela üniversitelerde mediko hizmetleriyle karşılaşıyoruz. Yani üniversiteler diyor ki öğrencinin sosyal güvenlik şeyi yoksa arka planı yoksa bir güvencesi yoksa diyor ki. Ben okulumun hastanesinden sosyal güvenliği olan olmayan tüm öğrencilerin faydalanmasını istiyorum deyip aslında okula has bir hastane gibi bir küçük poliklinik gibi alan oluşturuluyor. Medikolarda da böyle hizmetler veriliyor. Ya da mesela okullarda yine bazı okullarda görüyorsunuz revirler oluyor. Bunların hepsi öğrencilerin öğretim hizmetlerini daha etkili alabilmesi için. Yani sağlık güvencesi olmadığı için hasta olduğunda öğretim sürecinden geri kalmaması için ya da sağlıkla ilgili bir bilgiyi sağladığında önleyici bir şekilde öğretim süreçlerinden yine eksik kalmaması için verilen sağlık hizmetleridir. Arkadaşlar burada hep bir dururum ben ve aklıma şu gelir. Ya ÖSYM bizi tutup da aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetidir? ya da değildir gibi bir soru sormaz diye düşünüyorum. Ee, ya da mesela aşı aşağıdakilerden hangi öğrenci kişilik hizmetine girer gibi bir soru sormaz. Buraya çok girmiyorlar ama girdikleri zaman etkili bir soruyla gelebilirler diye düşünüyorum. Mesela nasıl sorabilirler bize? Benim aklıma gelen ilk sorudan bir tanesi şu. Hemen şuraya bir tane açayım. Okullarda verilen sağlık dersleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? Ya bakıyorum. A eğitim B öğretim C öğrenci kişilik hizmetleri. Arkadaşım sağlık hizmetlerini biliyoruz ya. Hemen aklımız gidiyor öğrenci kişilik hizmetlerine. Ama bana soru sağlık hizmetinden değil de neden bahsediyor? Lütfen dikkat edin sağlık dersinden bahsediyor. Sen işin içine dersi nota dayalı değerlendirmeyi katıyorsan eğer o zaman diyeceksin ki hocam bu öğretim sürecinin bir parçasıdır. Öğrenci kişilik hizmeti değildir. Çünkü ders anlatıyor öğretmenim, geliyor sınav yapıyor ve bu sınav puanı karneye işliyor. Bu tamamen ve tamamen öğretim sürecinin bir parçasıdır. Buraya ne olur dikkat. Biraz önce söylediğim o kelimelere, cümlelere ezberci takılmamaktan aslında kastım tamamen budur. Ne olur bu tarz sorulara dikkat edin. Direkt dümdüz bildiğimiz bazen bizi yanıltabilir. Sağlık hizmeti mi diyor? Sağlık dersi mi diyor? Buna dikkatle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Peki, gelelim bir diğerine. Sosyal yardım hizmetleri. Arkadaşlar bu sanırım hepimizin zihninde canlanıyor. Yani öğrencinin sosyal bir yardıma ihtiyacı var. Nedir bunlar? Ee, ekonomik imkanlar olabilir. Barınma imkanı olabilir. Ulaşım imkanı olabilir. Yani öğrenciye verdiğimiz maddi kaynaklar aslında maddi destekler sosyal yardım hizmetlerine girer ve hepimiz üniversitede bence bunun tadına oldukça baktık. Kredi aldık mesela yani aylık devlet bize para yatırdı ama biz mezun olduktan iki sene sonra bunu geri ödeme konusunda oldukça zorlandık. Ama bir de burs alan arkadaşlarım vardı ki onlar aşırı şanslıydı ve hiçbirini geri ödemeden üniversite hayatları boyunca bu ekonomik imkandan çok iyi faydalandılar. Krediler, burslar, devlet parasız yatılı sınavları mesela ortaokullarda, liselerde yapılan bu tarz sınavlar ekonomik olarak destek sağlıyor. Bir diğer sosyal yardım hizmeti barınma. Şu anda ülkedeki bütün neredeyse fen liselerinde, sosyal bilimler liselerinde yani nitelikli olarak çocuğun şehir dışında seçebileceği bir okul varsa bu okulun mutlaka bir yurdu var. Yani öğrenciye barınma imkanını sağlıyor. Peki üniversiteye gidiyoruz. Üniversiteye gittiğimizde de hiç nerede kalacağız diye çok düşünmüyoruz. Çünkü devletin yine sağladığı KYK'lar var. Yani Kredi Yurtlar Kurumu. Dolayısıyla gittiğimizde biraz beklesek de belli bir süre sonra bir yurda yerleşip öğrenim hayatımız boyunca barınma ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Ya da bence özellikle ve özellikle bence atandığınız yerlerde göreceksiniz bunları taşra bölgesinde ulaşım. Yani devletin öğrencilere sağlamış olduğu servis imkanları var. Mesela öğrenci köyde oturuyor, ilçeye uzak bir noktada oturuyor. Her gün gelip gitmesi mümkün değil. Böyle bir süreçte taşımalı eğitim dediğimiz sürecin içinde ulaşım imkanlarını da sağlamış oluyorlar. Yani öğrencilere verilen her türlü maddi destek, sosyal anlamda verilen maddi destek buna dahildir diyebiliriz. Peki öğretmenim, kredi alıyor olmam, barınma ihtiyacımın karşılaması, ulaşım hizmeti alıyor olmam. Yani bunlarla ilgili nasıl soru gelebilir ya? Şöyle bir düşünüyorum da. Arkadaşlar çok net, hatta bunu bu sağlık hizmetleriyle bile bağlayabiliriz. Sağlık hizmetlerinin veriliyor olması, sosyal yardım hizmetlerinin veriliyor olması, dikkat, Mazlova göre hangi basamaktaki ihtiyacımızı karşılar? Mesela okullarda sağlıkla ilgili bilgilendirmelerin yapılması. Mesela üniversiteye gittim, barınma ihtiyacımın karşılanacağını biliyor olmam. Sizce hangi ihtiyacı karşılar? Fizyolojik mi yoksa güvenlik mi? Bence temel iki seçenek bu. Hatta özellikle okullarda verilen düzenli yemek hizmetleri var. Hele ki bu da işin içine girince öğrencim diyor ki hop diyor ki fizyolojik. Arkadaşlarım benim şu an karnım acıktıysa gidip doyurabiliyorsam o anda fizyolojik ihtiyacımı karşılamış oluyorum. Ama benim ekonomik bir gelirim yok ve bir lisede barınma ihtiyacım okul tarafından karşılanacağını biliyorum. Her gün yemekhaneye gidip yemek yiyebileceğimi biliyorum. Okula gelir giderken ulaşımımı sağlanacağını biliyorum. Bunları biliyor olmak aslında güvenlik ihtiyacını karşılar. Yani fizyolojik ihtiyaçlar daha çok anlıktır. Ama bunların uzun süre garantiye alınması güvenlik ihtiyacını karşılar. Hocam aklımızda oturmayabilir. Ama biz zaten humanist yaklaşım konusu altında bu ihtiyaçları fazlasıyla gireceğiz. Ama hiçbir zaman bu budur, bu budur demeyeceğiz. Verilen tamamen örneğe göre. Yani örnek diyecek ki öğrencinin her ay hesabına ayın 7'sinde kredi yatması mazluma göre hangi ihtiyacı karşılar? Arkadaşım güvenliktir. Biz altısının ayın altısı akşamı zaten birazdan hesabımıza para yatacağını biliyorsak kendimizi daha güvende hissederiz. O yüzden bu çocukların evet hem öğretim süreçlerinden etkili faydalanmasını sağlar ama bir de neyi sağlar? Güvende hissetmesini sağlar. O yüzden benim için ayrıca bir tık daha değerlidir diyebilirim öğrenciye bunu yaşattığı için. Peki gelelim bir diğerine. Sosyal kültürel etkinlikler. Burada hep yazıyoruz. Mesela geziler düzenlenmesi diyoruz. Turnuvalar düzenlenmesi diyoruz. Ya da diyoruz ki tiyatro organizasyonları diyoruz. Ama burada çocuğun aktif bir şekilde rol almasından bahsediyoruz arkadaşlar. Yani çocukları toplayıp sadece tiyatroya götürmek değil. Çocukların bir tiyatro kulübü oluşturup bir oyun sergilemesinden bahsediyoruz. Ya da bir futbol turnuvası belirleyip futbol turnuvasında aktif rol almasından bahsediyoruz. O zaman okullarda neden sosyal kültürel hizmetler verilir? Çocukların öğretimden kalan diğer serbest zamanlarında. Çağdaş eğitim boş zaman kavramını çok sevmez. Serbest zamanı değerlendirmek bizim için çok önemlidir. O yüzden sosyal kültürel etkinliklerin en önemli amacı aslında öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmektir. Bu yüzden biz bu etkinlikleri serbest zaman etkinlikleri olarak da görebilir miyiz? Kesinlikle görebiliriz. Bir de şunu çok iyi sağlar. Hem çocukların serbest zamanlarını değerlendirir, hem öğretim sürecinde daha motivasyonla katılmalarını sağlar. Bir de arkadaşlar Arkadaşlık ilişkilerini sağlar. Yani bir öğrencinin bir grupla kaynaşmasını sağlar, iç içe olmasını sağlar. O yüzden sosyal ve kültürel etkinliklerin fonksiyonları önemlidir diyebiliriz. Şimdi geliyorum, geliyorum, geliyorum. Özel eğitim, özel yetiştirme. Arkadaşlar özel eğitim bence hepimiz artık biliyoruz. Yani e, okullarda özel eğitim. Sadece özel eğitim okulları var gibi gibi ama bir okulda özel eğitim neyle veriliyor? Yani örgün eğitim veren normal bir okulda kaynaştırma ile veriliyor. O yüzden biz aslında burayı incelerken şöyle iki başlık yapalım. A özel eğitim süreci diyelim. B özel yetiştirme diyelim. Ee, özel eğitim herhangi bir yetersizliği bulunan bir öğrenciye Verilen planlı, programlı hizmetlerdir. Özellikle kiminle çalışırmış özel eğitim? Belli bir alanda yetersizliği olan öğrencilere verilir özel eğitim hizmetleri. Ha, duruyorum. Özel yetiştirme nedir peki? E bizim sadece özel öğrencilerimiz onlar değil. Bazı yeteneklere sahip bazı başarılara sahip ya da bazı başarısızlıklara sahip öğrencilerimiz de var. Bu yüzden biz bu öğrencilerimize özel olarak yetiştirme hizmetleri veriyoruz. Mesela hafta sonları okullarda yapılan kurslar. En önemli amacı nedir? Akademik anlamda başarıyı arttırmaktır. Ama sadece onlarla çalışmıyoruz. Akademik başarısı yüksek çocuklarla da daha iyisini yapabilecekleri düzeyde çalışıyoruz. O yüzden özellikle okullarda verilen kurslar, Bir özel yetiştirmedir. Şurayı tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Başarıyı arttırmak için de olabilir, başarısızlığı gidermek için de olabilir. Yani bir sorun durumunda da özel yetiştirme verebilirsiniz ya da daha iyisi olsun diye de özel yetiştirme verebilirsiniz. Ama bir alanımız daha var. O da şu. Bazı çocuklar sporda daha iyi olabiliyor. Belli bir spor branşında mesela. Bazı çocuklar müzikte daha iyi olabiliyor. Bazı çocuklar görsel sanatlarda daha iyi olabiliyor. Yani bazı çocukların özel bir alanda yeteneği oluyor. Bunu geliştirebilmek için de okuldaki özellikle branş öğretmenlerinden destek alınabilir. O yüzden diyoruz ki bir diğer formatı ise özel bir yeteneğin geliştirilmesidir ve öğretmenlerimizin bu konuda öğrencilere destek vermesine de özel yetiştirme diyoruz. Geldik son öğrenci kişilik hizmetleri olan rehberlik hizmetlerine. Ama gelin bir tahtayı temizleyelim. Ondan sonra rehberlik hizmetlerini biraz daha fazlaca açarak yazalım. Evet, öğrenci kişilik hizmetlerinin dört tanesinin ne olduğuna baktık. Neydi öğretmenim bunlar? Sağlık hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, Özel eğitim ve özel yetiştirme olmak üzere dördüne baktık. Ama şimdi tabii ki bizim için en önemli başlık hangisi? Rehberlik. Rehberlik hizmeti nedir? Ne değildir? Amaçları nelerdir? Bunu burada biraz daha konuşmak istiyorum tabii ki. Şimdi rehberlik nedir dediğimizde aslında şuna geliyoruz. Yani bir kere profesyonel bir hizmet, planlı programlı bir hizmet ama temelde tanımlayacak olursak ne konularda karşımıza çıkıyor? Bir, öğrencilerin hatta şöyle yazalım öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayan burası çok önemli ne olur dikkat edin öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayan virgül kendilerine uygun seçeneklerini veya olanaklarını fark etmelerini sağlayan seçeneklerini olanaklarını fark etmelerini sağlayan iniyorum bu seçeneklerin arasından kendisi için en uygun olanı seçmesini sağlayan yani uygun seçimler yapmasını sağlayan ve yapmış olduğu uygun seçimler sonrasında bireyin öğrencinin çevreye uyumunu kolaylaştıran ve son olarak bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan ne dedik? Planlı, programlı ve profesyonel bir hizmettir. Of hocam bu nasıl bir tanım? Ben bunu nasıl ezberleyeceğim? Sakın. Arkadaşlarım sakın böyle bir kafaya bürünmeyin. Çünkü bizim burada yapmamız gereken zaten bunları anlamak ve öğrenmek. Şimdi rehberliğin tanımı budur. Ama aynı zamanda rehberliğin bunlar tek tek amaçlarıdır. Yani ne iş yaptığını anlatır zaten bunlar bize. Rehberlik öncelikle Bireyin kendisini tanımasını sağlıyormuş. Hocam biz ileride bir hizmet göreceğiz. O hizmetin adı bireyi tanıma. Yani rehberliğin birinci amacı, en öncelikli, en önemli amacı bireyi tanıma eşittir bu şu demek? Öğrencinin kendisini tanımasını sağlamak. Bakın arkadaşlar, sonuca bağlayacağız o yüzden buraya lütfen dikkat. Öğrenci önce kendini tanıyacak arkadaşım. Önce kendi özelliklerini bilecek. Yani bu demek ilgisini bilecek, yeteneğini bilecek, duygularını fark edecek, düşüncelerini fark edecek. Yani bir rehber öğretmenin ilk amacı öğrencide bu farkındalığı sağlamak. Arkasından kendine uygun seçeneklerini fark edecek. E öğrenci kendini tanımadan kendine uygun seçenek görebilir mi, fark edebilir mi? Fark edemez. O yüzden birinci amacım çocuğa kendisini tanıtmak, fark ettirmek. İkinci amacım, seçeneklerini, olanaklarını fark etmesini sağlamak ki bu seçimler arasından artık neyi yapabilecektir? Kendine uygun seçimini yapabilecektir. Arkadaşım, bir insan kendini fark ederse, kendine uygun seçenekleri fark ederse ve kendine uygun bunun sonucunda bir seçim yaparsa zaten bu kaçınılmazdır. Yani çevreye uyum sağlamaması mümkün değildir. Çünkü zaten beklentisi olan, ihtiyacı olan, ilgisi olan her şeyi karşılıyordur orada. O yüzden bir diğer sırada gelen sürecimiz nedir? Çevreye uyumunu sağlamak. Hocam son amacı yani beşinci ve en önemli amacı rehberlik bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlar. Ya arkadaşlar bu kendini gerçekleştirme kavramına fazla ütopik baktığımızı düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü hocam kendini gerçekleştirme ne demektir? Şöyle bir alalım mı? Çok kısa aşağıya not etmek istiyorum. Bir insanın kendini gerçekleştirmesi ne demektir? Var olan potansiyelini ortaya çıkarmak demektir. Aa, bir duralım. Potansiyeli ne demek? Hatta Mazlowlar Rogers buna ne der? Gizil güçlerini ortaya çıkarabilmesi der. Potansiyelini fark etmesi yani ilgilerini, yeteneklerini, potansiyelini fark etmesi rehberliğin ilk amacıdır. Potansiyelini ortaya çıkarabilmesi, kullanabilmesi, aktif hale getirebilmesi son amaçtır. Yani topla öğretmenim, kendini topla ki rehberliğin ilk amacı kendini bireyin tanıması. Ben potansiyelimi fark edeceğim. İlgimi, yeteneğimi, gücümü, duygumu, düşüncemi fark edeceğim. Ve öğretmenlerimin yönlendirmesiyle neyi ortaya koyacağım artık? Son olarak potansiyelimi ortaya koyacağım. Bakın arkadaşım o yüzden rehberliğin son amacı, en önemli amacı, nihai amacı kendini gerçekleştirmedir diyoruz. Buraya kadar sanırım anlaştık. En önemli ve ilk amaç kendini tanıma, ve son amaç potansiyelini fark etme yani eşittir neymiş kendini gerçekleştirme yani bireyin aslında bu anlamda kendini fark etmesi kendini ortaya koymasını sağlayan hizmetlere ne diyoruz biz rehberlik hizmetleri. Yapma izbirini. Önce kendini tanı, sonra kendine uygun seçenekleri fark et, sonra kendine uygun seçeneklerden uygun seçimi, en uygun seçimi yap. E bunun sayesinde çevre uyumun kolaylaşsın ve kendine uygun seçimi sonucunda kendini gerçekleştir. Yani potansiyelini ortaya koy arkadaşım. Ha, bu sürecin sonuna bir tane dipnot eklemek istiyorum ben. Arkadaşım soru rehberliğin en önemli amacı, son amacı, nihai amacı nedir? derse kendini gerçekleştirme. Ancak şurayı bir hemen sileyim. Bunu rehberlik modellerinde de tekrar anlatacağım bu kısmı özellikle. Şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. Nedir bu dipnot? Rehberlik modelimiz değişti demiştik dersin başında. Rehberlik modeli değiştiğinde aslında ulaşmak istediğimiz hedef kendini gerçekleştirme de dahil olmak üzere biraz daha üst düzeye çıktı diyebilirim. Yani biz gelişimsel rehberliğe geçtikten sonra gelişimsel rehberlik bize dedi ki bizim en önemli amacımız... Gelişimsel rehberlikte en önemli amaç öğrencilerin yaşam kariyerini geliştirmektir. Ha, o zaman özellikle çağdaş eğitime göre derse, gelişimsel rehberliğe göre en önemli amaç ya da çağdaş eğitime göre en önemli amaç nedir derse Cevabınız ne olacak arkadaşlar? Yaşam kariyerini geliştirmek. Peki yaşam kariyerini geliştirmek ne? Kariyer gelişimi meslek hayatıyla başlar. Sakın bu yanılgılara gitmeyin. Bunları mesleki rehberlikle zaten değiştireceğiz ama yaşam kariyeri ne zaman başlar aslında? İnsanın anne karnındaki hayatından itibaren başlar. Yaşama başladığınız andan itibaren yaşam kariyeri başlar. Peki <laughs> kariyerini geliştirmek nedir arkadaşım? Şudur. Bireyin içinde bulunduğu dönemin gelişim özelliklerini desteklemek, insanın yaşam kariyerini desteklemektir. Mesela hamile bir annenin bebeği için özellikle yediğine ve içtiğine dikkat etmesi bebeğin yaşam kariyerini geliştirir. Ya da ilkokuldaki bir öğretmenimin öğrencimin potansiyelini bilerek onun tırnak içinde Erikson'a göre başarıya karşı yetersizlik döneminde olduğunu bilerek başarı duygusunu tatmin etmesini sağlıyorsa yaşam kariyerini geliştirmiş demektir. O yüzden arkadaşlarım rehberliğin son amacı nedir? Evet kendini gerçekleştirme ama gelişimsel rehberliğin ya da çağdaş eğitimin en önemli amacı nedir? Yaşam kariyerini geliştirmektir diyoruz bunu ne olur unutmayın. Rehberlik modellerinde bir kez daha bunun üzerinden geçip tam olarak ne demek istediğimi bir kez daha anlatmış olacağım. Buraya kadar tamamız sanırım. Yani rehberlik nedir kısmı cepteyse şimdi bir de rehberlik ne değildir kısmına değinmek istiyorum. Çünkü öğretmen olarak bazen bu konuda bile yanlış algılara sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Yani rehberlik nedir, ne değildir? Hangi durumlarda rehber öğretmene öğrenci sevk edilmelidir? Bazen bu konularda da sorunlar yaşıyoruz diyebilirim bence. Peki rehberlik ne değildir? Arkadaşlar rehberlik sadece sorun durumlarında kullanılmaz ve ileride söyleyeceğimiz en önemli işlevi nedir? Önleyici. Yani problem ortaya çıkmadan da bir rehberlik hizmeti verebiliriz ki yine modelsel baktığımızda gelişimsel model bu işi toparlıyor arkadaşlar. Rehberlik bir öğüt verme hizmeti değildir. Yani bazen veliler geliyor mesela, "Hocam ne olur çocukla bir konuşun. Şöyle deyin, böyle deyin, öğüt verin, nasihat verin." Rehberlik böyle bir hizmet değil. Rehberlik öğrencinin kendini fark etmesini sağlayan, ona uygun yönlendirmeler yapan profesyonel bir yardımdır. Sadece öğüt verme hizmeti asla değildir arkadaşlar. Rehberlik birey adına karar vermez. Ya bu ne demek? Diyorsun ki sen çocuğa bunları bunları göster uygun seçime gelince onun adına karar ver. Öğrenciler de bazen buna o kadar alışık ki yine gelişimle bağlayın. Bir çocuk ipotekli kimlikse sana der ki öğretmenim ben seçemiyorum sen seç. Arkadaşlar biz onun adına seçim yapmayacağız. Biz onun uygun seçimi yapmasını sağlayacağız. Ona uygun seçenek sunacağız o kendisine uygun seçim yapacak. O yüzden asla ve asla öğrenci adına seçim yapılamaz ki rehberliğin ilkeleri dediğimiz kısımda özellikle bunu özellikle bağdaştıracağız. Rehberlik bireyi disipline etme süreci değildir. Yani bir çocuk sınıfta çok gürültü yapıyor falan böyle akışı bozuyor. Hemen diyorlar ki rehber öğretmenle bir görüşme ayarlayalım. Ya arkadaş rehberlik bireyi disipline etmek, ceza verme kurumu değildir. Öyle bir durumda rehber öğretmenin yapacağı en önemli şey ve size yapacağı en net şey şudur. Bu çocuk neden bu davranışta bulunuyor? Altında yatan sebebi anlamaya çalışacaktır ama ona ceza veremez. Ona bağırıp çağıramaz. Onu disipline edemez. Rehber öğretmenin asla böyle bir fonksiyonu yoktur. Peki bir diğeri rehberlikte program vardır arkadaşım. Ama asla bir sınav yoktur. Asla bir değerlendirme yoktur. Nota dayalı değerlendirmeyi rehberlikte kesinlikle ve kesinlikle kullanmıyoruz. Peki hocam nerede nota dayalı değerlendirme yapılıyor? Öğretim süreçlerinde nota dayalı değerlendirmeler yapıldığını söyleyebiliriz. Son olarak şöyle tahtayı komple baktığımızda rehberlik nedir? Burada yol aldık. Ha arkadaşlarım şunu da ekleyeyim. Bunlar için şunu söyledik. Rehberlik bunları sağlar ve aynı zamanda zaten şurada vermiş olduğumuz süreç ki en önemli kısımdır rehberliğin amaçlarıdır. Yani biz burada hem rehberliğin ne olduğunu anlattık hem de rehberliğin amaçlarını anlatmış olduk. Dolayısıyla biz okul içindeki hizmetlerde de öğretmenlerle işbirliği yaparken de rehber öğretmenlerle işbirliği yaparken de rehber öğretmenin amacının ne olduğunu, rehberlik hizmetlerinin amacının ne olduğunu iyi bilmeliyiz diye düşünüyorum. Daha sağlıklı bir eğitim öğretim ortamı sunabilmek için. Evet, bu konumuzda böylelikle tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.